Elle sanki mesela ben doğuluyum. Vallahi bizim doğudaki köylere bakıyorsun. Nerelisin abi? Ben Doğu Berkçeyim. Vallahi Ağrı Dağı'nın eteğine git köylere bak, yollara bak. İnsan. Senin mi? Evet, benim. Yani inan Allah'a inan ya buna bakıyor ha. Yıllarca bak 24 senedir. 24 senedir biz büyük yaşlarına oy veren insanlar şerefsizdir. Ama isterse çek. Ama yapmıyorlar ya, yapmıyorlarsa iki şey yani yapmıyorlar. Şimdi burada ben belediye meclisindeyim. AK Parti'deyim. Ya AK Parti olsun. Biz burada teklif veriyoruz. Evet. Diyoruz ki buraları nasıl çok imar açtıysa sen de buraları bu ada bazında birleştirerek imar açabilirsin. Hem de bu vatandaşlarımızın ekonomik olan şu anda yerleri ada bazında imarlaşma olunca daha kıymetli hale dönüşür. Yani oradaki siteleşme buradaki evlere de, buradaki arsalara da gelirdi, faydası olabilir. Şimdi arkadaşlar diyor ki sen efendime söyleyeyim vermiş olduğun tek teklif rantçı bir tekliftir. Ya rant dediğin zaman ne demektir? İsminizi bağışlar mısınız? Nizamettin kesin. Nizamettin abinin yerinin değerlenmesi, Nizamettin abiye faydası olması, bu mahalleye faydası olması sence ya bir rant mı? Bir rant mıdır yani? Estağfurullah, estağfurullah. Yani şimdi dolayısıyla da biz demiyoruz ki kardeşim buraya ver 10 kat 15 kat. Biz diyoruz ki ada bazında bir site olsun burası. Anlatabildim mi? 4 kat ver buraya. Örnek veriyorum. Evet. Burası siteleşme olsun. Bak burada Karapınar Gecekondu Önleme Bölgesi'nin dışında kalan bölgelere biz TOKİ aracılığıyla imar verdik. Evet. Dedik ki onun dışında kalan alanlara da biz imar verelim dedik belediye olarak. Evet. Bu haklı bir teklif değil mi değerli dostum? Elbette ki. Şimdi o zaman buraların ciddi anlamda bir şeyi olacak. Yani çehresi değişecek buraların yani. Vallahi buralar ne yürüyor? Yani biz sizin için çalışıyoruz. Yanlış anlamayın. Parti önemli değil. Burada bak, hangi arkadaş kime ne oy verdi de önemli değil. Ama bu mahallenin, ben azilerde Huzur Mahallesi çocuğuyum. Buralar maalesef böyle kalmasının en büyük sebebi bu belediyecilik mantığıdır yani. Vallahi bak görüyorsun, çıkmış sokak. Biz bunları tespit etmek için geldik. Sağ olun. Şimdi diyoruz ki kardeşim, böyle bir yüzyılda anlatabilir miyim? Yapacağın çok basit bir şey. Buraları imar, ada bazında imara dönüştük. Yol genişlemeleri olsun. İnsanlar da kaliteli yerlerde otursunlar. Sosyal tesislere sahip olsunlar. Zaten Bey bu haklı bir teklif değil mi? Allah'a bir teklif değil mi? Ama yani saygı duymuyor değerli dostum. Aynen yani. Aynen. Gerçekten. Ben, biz 25 senedir, biz 25 senedir bak benim mesela yeğenim. Hakan Keskin, AK Parti'nin il başkanı. Benim arkadaşımdı, şimdi birazdan buluşacağız. Hakan Keskin, bak inan Allah'a. Ama bize bir faydaları yoktur ha. Bir hükümete ölmüş verilmişse insanı. 24 sene vermiş. Eyvallah da şimdi tabii bu belediye ilgilendiren bir şey. Değerli dostum yani, belediyeleri bundan alırsak buralarda böyle işler yapacağız biz ama İnşallah. Yani tekliflerimizin hiçbirinin önergesine sadık kalınmadı. Saygım var abi, ne demek yani, inşallah olursa.